Günaydın da yine birlikteyiz sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu şimdi de stüdyo konuğumuz var. HDP Bursa Milletvekili ve adayı Asiye Kolçak. Evet. Hoş geldiniz Asiye Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Her şeye rağmen iyiyiz. Evet, dün coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleşti. Hakikaten tüm illerde halkın çok coşkulu bir şekilde kutlamalarına sahne oldu ülkemiz. Bu da gelecek adına umut verici bence. Tabii aslında Cumhuriyet'in 92. yılında halkıyla daha fazla barışması lazım, demokratikleşmesi lazım. Dün aslında saraydaki kutlamaları gördük hepimiz. Halk ve iktidar ya da cumhur, cumhurbaşkanı çok uzaktı, çok geniş bir mesafeden. Hala halka bu şekilde mesafeden yaklaşılıyor. Halk aslında iktidarda değil. Demokratik taleplerini özgürce ifade edemiyor. Dolayısıyla hala tabii ki Cumhuriyet Türkiye açısından, Türkiye halkları açısından büyük bir kazanımdır. Ama Cumhuriyet'in içeriğinin, niteliğinin demokratikleşmesi gerekiyor. Mücadelemiz bunun için. Evet. Evet, az kaldı. Yarın değil öbür gün sandıklara gideceğiz ve yepyeni bir Türkiye'ye 2 Kasım'da uyanacağız. Bakalım nasıl bir yönetim şekliyle karşılaşacak Türkiye. Ama öncesinde seçim çalışmaları ve saha ile ilgili konuşmak istiyorum. Sahada durum nasıl? Tabii siz çok iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Türkiye'nin siyasi ikliminde oldukça kutuplaşma, gruplaşma ve sert bir iklim hakim. Dolayısıyla bu uygulamalar, bu baskıcı politikalar sahaya inmemize de biraz engel oluşturdu. Aslında halkın tercihinde çok fazla bir değişikliğin olduğunu düşünmüyorum. Ama bir korkunun hakim olduğunu, bir korkunun da hakim kılınmak istendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 7 Haziran öncesinden bugüne kadar aslında olup bitenleri eğer biraz böyle özetleyecek olursak çok antidemokratik ve eşitsiz bir koşulda, tabii diğer siyasi partilere oranla biz ne yazık ki seçimlere hazırlanıyoruz. 7 Haziran öncesi yaptığımız çalışmalar halkta, tabanda çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Çok halkın büyük bir teveccühüyle karşılandı ve dolayısıyla HDP'nin o önüne konulan antidemokratik barajın çok üstünde bir oyla parlamentoya gidildi ve parlamentoda partimiz temsil edildi. Tabii öncesinde yapılan saldırılar, katliamlar partimizi baraj altında bırakmaya dönüktü. 7 Haziran'dan sonra yapılan katliamlar ise tamamen HDP'yi siyaset sahnesinden alıkoymaya dönüktü. Suruç katliamıyla başlayan ve bugüne kadar devam eden onlarca katliam, sokak infazları, partimize yönelik sürekli geliştirilen operasyonlar, tutuklamalar, gözaltılar. Dolayısıyla biz aslında bu iktidarın baskıcı politikalarına karşı var olma mücadelesi bir yandan, bir yandan halkımızın uğradığı o mağduriyeti giderme, tutuklanan arkadaşlarımızın işte cezaevinde bekleyen ailelerinin ya da gözaltında tutulan arkadaşlarımızın ailelerine destek olmak ya da Ankara katliamında katledilen insanlarımızın, barışseverlerin, barışı isteyen yoldaşlarımızın, kardeşlerimizin cenazelerini defnetme, adli tıpta bekleme, sansür, baskı, tutuklama vesaireyle topyekün aslında başlatılan bir savaşa karşı topyekün bir var olma mücadelesi veriliyor. Dolayısıyla bu eşitsiz ortamda, bu antidemokratik ortamda HDP'de 1 Kasım seçimlerine hazırlanıyor. Ama bütün bu olumsuz baskıcı politikalara rağmen sanıyorum hiçbir parti aslında bizim kadar direnemezdi, bizim kadar bu baskıları göğüsleyemezdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aslında
bir ilktir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok baskılar gördük. Kürtler, Türkler, Aleviler, ekonomik anlamda baskılandık, siyasi anlamda baskılandık, zulüm gördük, katliam gördük. Birçok uygulamalara tanık olduk ama bu son dönemdeki uygulamalar, saray politikaları, sarayın savaşı 90'ları da aratan, Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında görülmemiş bir baskı, bir zulüm politikasına dönüştü. Yani sadece artık bu HDP'ye baskıyla gelişen ya da baskıyla devam eden bir politika da değil, toplumun bütün kesimlerine yayılan, basına, medyaya, muhalif olan herkese, yazan, çizen, sosyal medyaya, ajanslara, gazetelere, televizyonlara, aslında şu tabiri kullanacak olursak yerinde olur diye düşünüyorum, mafyavari bir yöntem, mafyavari bir iktidar ve hukukun tamamen ihlal edildiği, üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir ortamda biz barış mücadelesi, biz bu toplumsal grupların taleplerini kendi talebimiz gibi görüp onun mücadelesini veriyoruz. Hani tercihler, sonuçlar açısından sormuştunuz. Evet. Ama ben bu tabloyu özetlerken de işte tam da bunun için aslında Türkiye'nin 1 Kasım'da, Türkiye halklarının 1 Kasım'da doğru tercih yapması lazım. Şu anda hükümetin aslında yetkisiz bir hükümet, geçici bir hükümet olmasına rağmen toplumun bütün kesimlerine bu kadar savaş açması 1 Kasım'da gidici olduğunun göstergesidir. Ama buna rağmen gider ayak bütün topluma kan kusturmaya, bütün topluma baskı, şiddet uygulamaya hiç imtina etmeden devam etmektedir. Dolayısıyla bu baskı cenderesinden, bu korku imparatorluğundan kurtulmanın yolu 1 Kasım'da bu bütün saydığımız toplumsal grupların, kadınların, gençlerin, Alevilerin, Sünnilerin, barıştan yana olan, acı çeken, bu savaşta, sarayın savaşında acı çeken herkesin yan yana durması lazım. Ve 1 Kasım'da bu baskı, bu şiddet politikasına dur demesi lazım. İki cephe şu anda oluşmakta. Bir barış cephesi, bir de savaş cephesi. HDP'nin kazanması, HDP'nin güçlenmesi, bütün yaralara, bütün berelere rağmen HDP'nin seçimde güçlü çıkması, bu savaş cephesinin gerilemesidir. Artık topluma rağmen bu savaşın sürdürülemeyeceğinin bir göstergesi olacak. Bu nedenle 1 Kasım HDP açısından da, Türkiye halkları açısından da barışın ya da savaşın oylanacağı bir seçim olacak. Evet, seçmen tabii şu an siz de sahada olduğunuz için sürekli sessiz. İnsanlar, evet, renklerini belli etmek istemiyorlar. Belki bu da bir korkunun gereği, bilemiyorum. Tabii. 1 Kasım akşamı sonuçlar açıklanacak. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani evet, HDP barajı geçti. Birçok ilde milletvekili çıkardı ve meclise girme şansını elde etti. Şimdi o yüzdesi düşürülme mücadelesi var dediniz. Peki bu kadar yaşanan katliam, işte terör olayları, iç savaş beklentisi bile var artık. Ne yazık ki bunu konuşuyoruz ülkemizde. HDP'nin PKK o bağı, işte Abdullah Öcalan'la sürekli temasları, hı hı, vatandaşın kafasında o kadar sizden uzak kalmasına sebep oluyor ki. Yani diyor ki vatandaş, neden gidip HDP'liler Abdullah Öcalan'la, hı hı, temas halindeler? PKK uzantısı olduğu iddiaları var, biliyorsunuz. Evet, bununla ilgili HDP neden işte keskin şeyler koymuyor ortaya, çözüm önerileri getirmiyor, PKK ile bağı var ya da yok diye net bir açıklama, hı hı, yapmıyor. Seçmen HDP'yi sadece ve sadece AKP iktidarından kurtulmak için, hani şey, böyle sarılmak istiyor şu anda. Farklı bir güç olsun istiyor gibi bir görüntü oldu 7 Haziran'da. Şimdi 1 Kasım'da bu ne olacak, onu göreceğiz. Ama evet, siz HDP olarak tüm bu yaşananlarda dediğim iki faktörü öteleyebilir miydiniz, yok sayabilir miydiniz?
Ya da seçmenin karşısına çıkıp mertçe hayır biz Abdullah Öcalan'la sadece şunları şunları görüşüyoruz. Onun dışında hiçbir görüşmemiz yok ya da PKK'yla bizim hiçbir bağımız yok diye seçmeni ikna edebilir miydiniz? Şimdi AKP çözüm sürecinin başlatan ve onun için birçok riski göze aldığını söyleyen bir siyasi iktidar. Dolayısıyla 2,5 yıllık süre içinde Abdullah Öcalan'la da demokratik çözüm sürecini başlatan ve görüşen ve Kürt sorununda muhatap olarak kabul ettiği kişi Sayın Abdullah Öcalan'dır ve diğer taraftan da Kandil'dir. Şimdi savaş Türkiye toplumunun gerçeği midir? Bu demokratik çözüm süreci Türkiye toplumunun gerçeği midir? Bunu başlatan, bu savaşı başlatan HDP değildir. Ya da 40 yıldır HDP'ye karşı bir mücadele ya da siyasi partiye karşı bir mücadele verilmiyor. Yani Türkiye kiminle çatışıyor ise onunla görüşecektir. Çatışan taraflar bellidir. PKK'dir ya da şu anda onun lideri olan Sayın Abdullah Öcalan'dır içeride. Dolayısıyla eğer bir devlet kiminle çatışıyorsa çözümü de onda arar. Doğru bir süreçte ama bu çözümsüzlüğe hizmet eden ne yazık ki oyalamayı da içinde barındıran bir süreç olarak yani tek başına iktidar olmayı hem Kürt toplumuna hem Türkiye toplumuna çözümü getireceğim diye toplumu oyalama siyasetinin dışında bir şey değildi. Dolayısıyla yani HDP sadece bu arada bir köprü rolünü oynamakta siyaseten bu işin çözümü için büyük bir sorumluluk almış ve bu çözümün şiddetle değil siyasetle çözülmesi için büyük bir risk almış, büyük bir bedel ödemiş ve bunun içinde Türkiye'de aslında çok büyük bir taban, çok büyük bir destek de almış. Dolayısıyla bu Türkiye'nin gerçeği olan Kürt meselesi, Türkiye toplumunun özgürlük talebi, eşitlik talebi ve demokrasi talebidir. Eğer bunu eşitliği, özgürlüğü, birlikte yaşamı Öcalan mı savunuyor? Kim savunuyorsa savunsun. Bunu ret mi edeceğiz? Şiddetsiz, demokratik bir şekilde bu meselenin çözümünü kim, hangi taraf savunuyorsa biz o işi siyaseten kolaylaştırmakla görevliyiz, yükümlüyüz. Dolayısıyla bu aslında bir çarpıtmadır, bir hedefe koymaktır ve son dönemlerde özellikle de medyada, havuz medyasında yazılan, çizilen, kullanılan dil, hükümetin, cumhurbaşkanının o milliyetçiliği kaşıması, ırkçı propagandaları, söylemleri Türkiye'yi korkunç bir şekilde kutuplaşmaya götürmüştür. Tehlikeli bir söylemdir. Gerçekten siz bu sorunu çözmek istiyor iseniz, bir taraf iseniz, toplumu bu kadar germezsiniz. Gerilim üzerinden bir siyaset hiç kimseye kazandırmaz. Türkiye halklarına kazandırmadı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakın HDP siyaset alanında, demokratik siyaset alanında çalışmalarını yürüten bir parti ama bir günde 400 merkezine, genel merkezi dahil olmak üzere saldırılan, ateşe verilen bir siyasi parti. Siz elinde silah olmayan, şiddeti savunmayan, her iki tarafa da sürekli çağrıda bulunan, silahla değil, demokratik siyaset yöntemiyle sonuç alınması gerektiğini, çağrısını sürekli yenileyen, yineleyen bir partiye savaş açarsanız ve sokağı bu şekilde bizim üzerimize salarsanız, kimse sizin çözümden yana olduğunuzu ya da samimi olduğunuzu düşünmez. Kaldı ki bu kadar saldırıya rağmen, bu kadar şiddete rağmen provokasyona gelmeyen biz demokratik barış ve çözüm dilinden uzaklaşmayan biz barıştan yana ısrarla ve ısrarla çözüm dayatan, bu provokasyonları boşa çıkaran biziz, HDP'dir. Aslında AKP'nin de biraz kimyasının bozulmasının nedeni de budur. Yani bizi provokasyonlara getirip iç çatışmaya, iç savaşa sürüklemek istiyordu. Ankara katliamı çok yakın bir tarihte 2 hafta önce yapıldı.
Bu çok büyük bir katliamdır. Bunun hesabını vermeden toplumu manipülasyonla yanıltma, gerçek failleri bulmak yerine hedefi şaşırtma, HDP'yi suçlu gibi gösterme siyaseten çöküşün, iflasın adıdır. Hiç kimseyi, aslında AKP bunu söylerken kendisi de inanmıyor. Toplumu zaten inandıramaz. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Neredeyse daha katliamın yapıldığı ilk saatlerde bunu işte kendileri yaptılar diyebilecek kadar zıvanadan çıkan, manipülasyona, yalana başvuran bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Toplumu zehirleyen, toplumu kutuplaştıran söylemlerle karşı karşıyayız. Bunlar çok tehlikelidir. Biz o zaman şunu söylüyoruz. AKP IŞİD'le nasıl bir ittifakı var? IŞİD'i bu kadar korumasının, katliamlarda örneğin Ankara Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı bütün incelemelerde Suruç'un, Adana'daki katliamın, Mersin'deki katliamın, Diyarbakır'daki katliamın adresinin IŞİD olduğunu söylemesine rağmen, faillerinin IŞİD olduğunu söylemesine rağmen Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı'nın hala ısrarla toplumun gözünün içine baka baka kendi suçlarını örtbas etmesi, failleri gizleme çabası demokrasiyi, demokrasiye yapılan darbedir. Kişinin yaşam güvencesini tiye almaktır, hiçe saymaktır. Yani orada 102 insanımızın öldürüldüğü bir katliamda bir tek sorumlu çıkmadı. Biri istifa etmedi, biri özür dilemedi toplumdan. Bu katliamın sonuçları üzerinde durmadı, alay edildi. Bakan televizyonda bir soru sorulduğunda kalktı, orada adeta sırıttı bir katliam karşısında. Biz AKP'nin IŞİD'le ittifakını deşifre ettiğimiz içindir bu kadar saldırıya uğradık. Biz AKP'nin IŞİD çetelerini, ki Davutoğlu biliyorsunuz ilk daha IŞİD Türkiye gündemine oturduğunda bunlar kalabalık, öfkeli bir grup diye tanımlamıştı. Terörist demeye bile dili varmamıştı. Bir siyasi iktidar kendi yani terör, şu an itibariyle terör örgütü diye nitelendirdiği çeteci, katliamcı, Orta Doğu'da halkları katleden bir çete örgütüne kendi arasına mesafe koymalıdır. Ve bunun yarattığı tahribatı gideren ve topluma özür dileyen bir mesaj vermelidir. Biz de AKP'ye IŞİD'le olan ittifakını, kendi arasına mesafe koymasını, IŞİD'i desteklemekten vazgeçmesini salık veriyoruz. Son dönemde IŞİD'e yönelik göstermelik bir operasyon yapıldı Diyarbakır'da. Oysa ki biz çok iyi biliyoruz, Bursa'da, İstanbul'un Fatih semtinde ve çok önemli merkezlerde IŞİD'in hücrelerinin olduğu biliniyor. Öncesinde, yani Davutoğlu öncesinde biliyorsunuz şöyle bir açıklama yapmıştı. Yani bu IŞİD'e yönelik yaptığı operasyon öncesinde. Bunların isimli canlı bombaların isimleri bizde mevcut. 22 tane canlı bomba var ama bunlar eyleme geçmeden biz bunları yakalayamayız diye büyük bir gaf mı, ya da kendi aslında niyetini, ya da IŞİD'i nerede, ne zaman kendi siyasi çıkarları için kullanacağına dair bir düşüncesinin dışa vurumu muydu? Bunu toplum görüyor. Toplum artık bu yalanları, bu manipülasyonları yutmuyor. Sosyal medya var. Her ne kadar bastırmaya çalışsalar da, her ne kadar sansür uygulamaya çalışsalar da, 21. yüzyılda artık toplumu kandıramazlar. Katliamları gizleyemezler. Failleri gizleyemezler. Dolayısıyla o Diyarbakır'da yapılan IŞİD'e yönelik operasyon da AKP'ye dönük IŞİD'le işbirliğini yönündeki şaibeleri kapatmaya, gündemi değiştirmeye dönüktü. Evet. Peki tüm bu yaşanan saldırılar, katliamlar, o gergin ortam, evet, partinize 1 Kasım'da nasıl yansır, nasıl etkiler?
Şimdi tabii bu kadar katliamın üzerinden o hesabı yapmak, bu kadar kanın üzerinden hala puanların artışını konuşuyor olmak gerçekten üzüntü ve demokrasi adına, insan hakları adına, insana saygı adına ürkütücüdür. Biz bundan herhangi bir, yani dökülen kandan bir rant elde etmek gibi bir beklenti içinde değiliz. Davutoğlu bunu hemen şeyde açıklamıştı. Ankara katliamından sonra kendilerinin evet oylarında bir yükseliş olduğunu söylemişti. O zaman bu Ankara katliamı ve diğer önceki katliamlar kime yaradıysa fail onlardır. Adres orasıdır. Biz Türkiye'de demokratik alanda siyaset yapan bir partiyiz. Dilimiz döndüğünce doğruları anlatacağız. Halkımıza 100 yıllık baskıların yok sayma, hiçe sayma, kutuplaştırma, ırkçı politikaları anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışacağız. Bunu şey anlamda sordum Asiye Hanım. Yani hani bir CHP'den gelen emanet oylardan bahsediliyor, evet, biliyorsunuz 7 Haziran seçimlerinde. Hani tüm bu yaşananlar sonrasında yine, evet, o emanet oyları CHP ya da başka siyasi parti korur mu HDP? Şimdi HDP'nin şöyle bir avantajı var. HDP gerilim üzerinden, rant üzerinden, inançları sömürü üzerinden ya da diğer farklılıkları inkar üzerinden bir siyaset yürütmediği için istikrarlı bir söylem ve istikrarlı bir çizgiyi, ama çok büyük bedeller pahasına bunu savunduğu için oylarında bir gerileme olmayacak. Yani 7 Haziran'da halkın bize verdiği destek, ilgi, bu 1 Kasım'da da aynen kendisini koruyacak. Onun üzerinde bir artışı da beklemekteyiz. Bunun nedeni ise hem AKP'nin yarattığı toplumda kaygı, öfke ve toplumun bütün her kesimiyle kavgalı olmasıdır. Aydınıyla, yazarıyla, sanatçısıyla, basınıyla, yani bütün muhalif kesimleriyle savaşıyor olmasıdır. Dolayısıyla HDP'nin, yani bu kadar tabii ki yaratılan öfke, biz bu yaratılan öfkeden fazlasıyla nasibimizi aldık. Belki oy oranlarımızı etkilemeyecek ama çok tehlikeli bir söylem, çok tehlikeli bir öfke karşımızda örgütlendi. Fiili anlamda yapılan saldırılar, katliam boyutuna varan saldırılar hala dün, önceki gün Bursa'da ve Türkiye genelinde partimizin üzerinde estirilen yargı terörü, çalışanlarımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz gözaltına alınmakta, tutuklanmakta. Hangi nedenle, hangi gerekçeyle? Yani siz geçici bir hükümet olduğunuzu söylüyorsunuz. Örneğin Davutoğlu Ankara katliamı ile ilgili şunu söylemişti. Ankara katliamında AKP iktidar değildi. Bağımsızların oluşturduğu bir iktidar. Peki siz geçici bir hükümet ya da bağımsızların oluşturduğu bir hükümet olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bir taraftan da neye istinaden, neye dayanarak, hangi hukuka, hangi hukuki ölçülere göre HDP'nin üzerinde bu kadar yargı operasyonu başlatmışsınız? Bütün bu katliamların yanında yargıyı da üstümüze salıp bizi etkisizleştirme, itibarsızlaştırma siyaset sahnesinde mümkünse onlara göre devre dışı bırakma. Halk bunları görüyor, halk bunları sorguluyor. Yaratılan bir mağduriyetin yanı sıra dik duran, AKP'nin baskıcı politikalarına karşı geri adım atmayan, barışı savunan, çözümü savunan, masayı, masa etrafında çözümün konuşulmasını savunan bir çizgide, bir noktada olduğu için HDP 7 Haziran'daki gücünü de koruyor, söylemlerini de, barış politikasını da ısrarlı bir biçimde savunuyor. Dolayısıyla HDP aslında bu süreçten güçlenerek çıkacak. Yani şunu açıkçası düşünmek bile insanın aklını zorluyor. Bu kadar baskı politikalarına,
inanç sömürüsüne, katliama rağmen eğer AKP bu toplum kesiminden destek alıyorsa durup düşünmemiz lazım. Burada bir sorun var, burada bir sıkıntı var. Ama aslında AKP de tabanının kaydığının farkında. Bu icraatlarının, bu baskıcı politikalarının toplumda karşılık görmediğinin farkında. Onlar bunları anlatıyor. Nokta Dergisi'nin biliyorsunuz. Evet. İşte yayınlandı ama sonrasında ona da sansür konuldu, toplatıldı. Aslında kendi tabanlarının oy oranının %25 olduğunu ya da bu yapılanların toplumda bir karşılığı varsa da artık AKP'den desteğini çekmeye dönük bir karşılık olduğunu onlar ifade ediyor. Ya da inanç sömürüsünün, AKP iktidarının hırsızlık, yolsuzluk, bulaştığı bütün kirliliğin hesabının artık verilemeyeceği, Bülent Arınç'ın ifadesiyle bu kirliliğin artık temizlenemeyeceğini onlar söylüyor. Ama tabii ısrarla toplumdan gizlemeye çalışıyorlar. Evet, az kaldı. En güzel anket sonucu halkın sandıktan çıkan, halkın iradesiyle gerçekleşen sonuç olacak. Sonuç Bunu da 1 Kasım akşamı hep beraber göreceğiz. Size kolay gelsin diyorum. Son 2 gününüz artık. Tabii biz aslında eğer yani şu andaki sandık güvenliğine, sandık güvenliğinden emin olsak ya da AKP'nin sandıktaki tercihe saygı duyacağına inansak, evet 1 Kasım'da herkes rahat bir nefes alacak. Türkiye normalleşecek. Ama biz ne yazık ki AKP'nin bu seçime de saygı duymayacağını, çıkan iradeye saygı duymayacağını, bu iradeyi tanımayacağına dair büyük kaygılarımız, kuşkularımız var. Şimdiden Mehmet Ali Şahin üçüncü bir erken seçimi bahsediyor. Hemen sonra geri çekti. Ve tabii geri çekti. Çünkü bunlar artık gerçekten zıvanadan çıkmış. Bakın meclis başkanı şunu söyleyebiliyor. Yani artık sömürü politikasının yanı sıra tehdit ve şantaj politikası devreye girdi. Davutoğlu Van'a gidip Van'da beyaz toroslarla insanları tehdit ediyor. Diğer taraftan meclis başkanı bundan sonra eğer biz tek başına iktidar olmasak ya da koalisyona mecbur bırakılırsak, evet, sizler topluma söylüyor bunu, yeşil karttan faydalanamayacaksınız, bilmem ücretsiz ilaç alamayacaksınız, işsizlik, yani çocuklarınız, evlatlarınız iş bulamayacak diyor. İşte bilmem rahatlıkla kömür dağıtamayacağız diyor. Sosyal adalet ya da sosyal hukuk devletinde şantaj olmaz. Bunlar topluma verilen, dağıtılan yardımlar değil. Bunlar hangi hükümet gelirse gelsin aslında toplumun en temel hukuki, evet, sosyal çalışmaları olacak. Sosyal güvencesi olmalıdır. Hatta neden yoksullukla mücadele yerine yeşil kart, neden kömür dağıtımı, neden işsizlik, Türkiye'nin gelir dağılımında adaletli bir dağılım sağlansa kimsenin yeşil karta da ihtiyacı olmayacak, kömüre de ihtiyacı olmayacak, işsizlik de ekonomi de bu kadar baş aşağı gitmeyecek. Evet, dolayısıyla biz sosyal adaletten yanayız, sosyal adaleti kurmakla görevliyiz, onu savunuyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ederim. İki gün kala seçimlere, bu seçimin yine barışa, kardeşliğe, özgürlüğe ve eşitliğe vesile olmasını, normalleşmeye vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Bütün toplum kesimlerini de barışı sahiplenmeye çağırıyoruz. Bu ülke size de hepimizin. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür ediyoruz. Peki. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra farklı konumuzda yine birlikteyiz.